Sineteke hoş geldiniz. Uzun zamandır yapmadığımız bir şey yapacağız. Bugün ne yapacağız? Kör bir tanıtım yapacağız arkadaşlar. Kör tanıtım ne demek? Eskiler çok iyi bilecekler. bana gelen şu an bir uygulama var. Uygulamayı gönderen arkadaşımız şöyle bir mesaj atmış. Selam hocam yaklaşık 15 yıldır sana alemde web sitemin altı adı yani web sitesinin adını yazmış. free de olsa milletimiz amma hizmeti vermeye çalışıyorum. Naçizane amatör de olsa bir uygulama çalışması yaptım. Eğer uygun görürseniz tanıtabilir misiniz demiş uygulamama. Açıkçası normalde ben gelen tüm uygulamaları tanıtmaya çalışıyorum. Çünkü iyi ya da kötü, insanların bu uygulamaları haberdar olup uygulamanın gelişmesine en azından kullanıcı sayısını arttırarak katkıda bulunmak bence önemli. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü her zaman söylediğim bir şey var arkadaşlar. Bakın inatlar, işte Zaman'da, Connect Plus'lar onu hatırlayanlar vardır. Çok iyi bir uygulamaydı. Şu an kullandığımız pek çok uygulama ilk çıktıkları zaman böyle değillerdi. Çok bambaşka arayüzlere sahiplerdi. Belki şu an o uygulamanın ilk halini görseniz muhtemelen kullanmayacaktınız. Bu ne diyecektiniz? İnatın ilk halini görseniz şu anki inat olsa elinizin altında inat varken o işte kesinlikle çöp bile diyebilirdiniz. Şimdi ben bu uygulamayı daha denemedim. O yüzden tam neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Ancak her türlü uygulamaya destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. İyi ya da kötü illaki iyi şeyler söylemek de uygulamaya tabii ki katkıda sağlıyordur ama bazen kötü taraflarından bahsetmek de gerekiyor. Şimdi yani bu videoda kesinlikle uygulama neyle karşılaşacak yani uygulamanın kalitesi hakkında şu an bir bilgim yok. Hemen size beraber indireceğim ve uygulamayı beraberce kuracağız arkadaşlar. Arkadaşımız web sitesinin adresini vermiş. Ben de şimdi istiyorsanız o web sitesine indirebileceğiniz, istiyorsanız Drive'dan nasıl indireceğinizi size göstereceğim arkadaşlar. Bir kere bu indirme işlemleri için biliyorsunuz mutlaka bir web tarayıcısına ihtiyaç var şimdi bu işlemi illaki Mi Box ya da şu an ben Sunny Prime Twistic'teyim bu tarz cihazlarda yapmanıza gerek yok bir bilgisayarda indirip bir flash belleği atıp flash bellekten de cihazınıza kurabilirsiniz ancak en kolay tabii ki bilgisayardan indirmek ben Chrome kullanıyorum Chrome e, bu cihazların marketinde yok bilenler vardır Chrome alternatif olarak Jio kullanabilirsiniz direkt markette indirip kurabiliyorsunuz. Chrome için mutlaka da bir fareye ihtiyaç var. Kumandayla kullanılmıyor. Ben bu dönemlerde bu aralar bunu çekiyorum. Bununla alakalı kanalda bir video var. Controlland markalı. Güzel bir cihaz ama şöyle bir sürprizle karşılaşmıştık. Ben bu cihazı 99 liraya almıştım. Hatta almışken iki tane almıştım. Ama bu klavyenin tanıtım videosunu çektiğimiz gün linkini de paylaştım. Fiyatı 140 lira, 130 lira yükseldi. 99 liralarda olsa gerçekten bir fiyat performans ürünü. Ama ben kullanımdan gayet memnunum. Ama 130 lira 140 lira alır mıydım? Ondan tam emin değilim arkadaşlar. Şöyle bir çalıştırdığında şu an bizim drive adresinin linkini görüyorsunuz ekranda. Ama öncelikle arkadaşımızın web sitesine gidelim. Onun da şu an linkini gördünüz. Güzel bir web sitesi yapmış. Basit renkler falan işte simgeler ikonlar gayet güzel. Burada bakın ING'nin APK dosyasını buraya tıklayıp indirebilirsiniz. Aynı zamanda e, bu sanırım Telegram, Facebook, Twitter adreslerine de linkler vermiş. Web sitemizde de demiş ama web sitesi zaten burası. İstiyorsanız buradan tıklayıp direkt kurabilirsiniz. Bakın tıkladıktan kısa bir süre sonra indirme işlemi başlıyor. Şunu iptal diyeyim ben. Drive'da indireceğim çünkü. Şu açılan pencereyi de kapatayım. Bizim bir drive adresimiz var. Bu drive adresi şu an ekranda görmüş olduğunuz adres. Mecbur kalmazsak değişmeyecek arkadaşlar. Mecbur kalmaktan neyi kastediyorum? Birkaç kere başımıza geldi. Hani Google dosyalardaki bütün paylaşımları kaldırdı, Başka yere taşımak zorunda kaldık. Dolayısıyla drive adresi değişmek zorunda kaldı. O yüzden siz bu drive adresini bir kenara not alın. Çalışmadığını görürseniz kanala gelin, videoları tarihine göre en yeniden en eskiye doğru sıralayın. En yeni uygulama tanıtma videosuna gelin. Orada güncel draft adresini bulacaksınız. Ama normal şartlarda değişmeyecek. Uygulamanın klasörünü buluyoruz arkadaşlar. Bakın şurada. ENG Sport diye bir klasör açtım. İçine girdim. Buradaki uygulamanın kurulum dosyasının üstüne tıkladım. Ön izleme yok diyor. İndir butonuna tıkladım. Birazcık bekleyeceğim. Bir uyarı verecek. Bu uyarı... E Önemli bir uyarı değil, önemsiz de değil, ondan da bahsedeceğim. Önemli değil dememin sebebi şu, tüm uygulamalarda bu uyarıyı veriyor, bu dosyada virüs taraması yapamıyorum diyor. Önemsiz, önemsiz değil dememdeki amaç da şu, siz eğer ki bu uygulamaları telefonunuza, tabletinize kuruyorsanız, o cihazlarda pek çok kişisel veriniz, bankacılık işlemleriniz, belki kripto para cüzdanlarınız bulunuyor olabilir. Mutlaka taratın, hatta bence yani bu tarz uygulamalar yüklememekte fayda var. Yani bu uygulama üzerinde söylemiyorum tabii ki de onu her zaman altına çiziyorum. Ben şu an Box bir cihaza kurduğum için orada herhangi bir özel verim kişisel verim olmadığı için yani tüm uygulamaları deniyorum rahat bir şekilde ama siz mutlaka bir virüs tarayıcısından geçirin derim. Gerçi Google'ın yani Android'in kendi içinde de bir virüs engelleme sistemi var. Genelde bu uygulamada sorun varsa oraya da takılabiliyor. Ama dediğim gibi kişisel verilerinizin bulunduğu cihazlarda eğer ki kuracaksanız mutlaka bir tarama işleminden geçin arkadaşlar. Pek çok ücretsiz antivirüs tarayıcı Android cihazlar için mevcut. Bakın dosya indirildi. Aynı işlemi web sitesinde de yapabilirdim. Orada da aynı şeyi söyleyecekti. Burada aç diyorum. Uygulama yüklemek istiyor musun diyor. Yükle diyorum. Acaba niye ING onu da merak ettim. ING İngilizce mi demek onun kısaltılmışı mı? O taraf mı ağırlıklı? Şimdi birazdan sizinle beraber göreceğiz. Ama ilk aklıma geldi. Bir banka da var biliyorsunuz iğneye diye. O olmadı kesin tabii ki. Yükleme işlemi devam ediyor. Bu cihazın hızına göre değişiyor. Yani şu an ben bu yükleme bir tablette ya da telefonda yapsaydım çoktan bitecekti. Ancak bizim bu box cihazlar biliyorsunuz nispeten düşük konfigürasyonlu cihazlar. Şöyle ana ekrana döneyim. Nebula Manager kullanarak IGNG'yi ana ekrana almak istiyorum. Bakayım nereye gelmiş. Evet. Güzel, şirin bir simgesi var arkadaşlar. İkonu var. Şimdi uygulamayı çalıştırıyorum ve buradan sonra nelerle karşılaşacağım bilmiyorum. Şu an çalışmasa bile yapacak bir şeyimiz yok. Videoyu burada keseceğiz arkadaşlar. Evet, bir yükleme ekranı geldi. Arka taraf siyah oldu. Logomuzu gördük. Wi-Fi kullanmanızı öneririz. Açılmayan yayınlarda VPN kullanabilirsiniz. Bazı yayınlarda 5 ve 10 saniye geç açılma olabilir. Telegram kanalımızı takipte kalınız diyor. Ben her türlü uygulamanın Telegram gruplarına mutlaka üye olmanızı tavsiye ediyorum. Herkes bana da açmamı söyledi ama orada ağzımızı payını almıştık hatırlarsanız. Uygulama geliştiriciler birbirlerine girmişti. Gerçekten kötü bir ortam vardı. Şimdi ilk önce kumandayla kullanmayı deneyeceğim. Cihazın kendi orijinal kumandasını aldım. Evet kumandayla seçimler yapabiliyorum. Yukarıda ana sayfa, Facebook linki, Twitter, şey, Twitter linki ve Telegram linkleri var. Aşağıda da ana kategoriler var. Canlı, malum, uzun metajlar, belgesel ve ekstra bölümleri var. Hemen şöyle canlıya gireyim. Arayüz oldukça sade, güzel, ekranı güzel bir şekilde oturdu. Hani bazı uygulamalar genelde cep telefonları ve dikey ekranlar için yapılmış oluyor. Yani yata ekranı çalıştığı zaman böyle görüntüler açılabiliyor, logolar böyle uzayabiliyor. Bunda öyle bir sorun yok. Hemen içerikle deneyerek başlayayım. İkişer tane alternatif görünüyor şu an. Farklı tarayıcılar, farklı playerlarda çalışıyor geri alma var. Her kanalda gördüğüm kadarıyla farklı sürelerde. D'nin 3 tane alternatifi var. Birinde 2 saat, birinde 45 dakika. Üçüncüde ne kadarmış? Üçüncüde hiç çok geri alma. A'da 3 tane alternatif var. 2 Fox, 3 Show, 1 Beyaz, 2 TRT1, 1 8, 3 8,5 vesaire. Böyle alternatif sayıları farklı. Burada güzel bir şey var. Ee, haberi de buraya almışlar. Yani onu ayrı bir kategori ayırmak zaten bana da çok açıkçası şey gelmiyor. Çocuk da burada. Ulusalı kastettiğim zaman aslında hepsi işin içine giriyor. Yalnız şu an şöyle bir sıkıntı var. Kovan'da için şu bu sıkıntı var. Şimdi şöyle geri gelebiliyor muyum ana sayfaya? Evet geldim. Şimdi ana sayfada canlıya giriyorum. En üstte starla başlıyor. Aşağı doğru kaydığım zaman ekrandaki yazılar yukarı doğru kayıyor. Şimdi star gözümden kayboldu. Tekrar stara gitmek istiyorum. Yukarı yapıyorum. Şu an en üstte duran ATV2'ye geri bir daha yukarı yaptığım zaman aşağı doğru kaymadı arkadaşlar. Üstteki menüye gitti. Dolayısıyla kumandayla aşağı inmekte sorun yok. Seçmekte sorun yok. Ancak yukarıdaki kanalları göremiyorum. Yukarı doğru gidemiyorum. O yüzden faremi geri alıyorum. Şu an kumanda desteğinden bahsedemedik. Hatta fare de şu an işime yaramıyor. Muhtemelen burada fare tekerleğine ihtiyaç var. Yani ben tutarak ekranı kaydıramıyorum. Bu cihazda da bir fare tekerleği olmadığı için açıkçası yapamayacakmışım gibi gözüküyor. Şunu deneyeyim. Evet, fare tekerleği görevi gören bir buton buldum. Yani kısacası kumandayla bu şekilde bir sorun yaşıyorsunuz yukarılara gitmek için tekrardan ana sayfaya gidip Tekrardan canlıya girip tekrardan yukarıdan başlamak gerekiyor Ya da bir fare kullanıp fare tekerleğiyle yukarı aşağı kaydırabiliyorsunuz Bu cihazda da fare tekerleği görevi gören bir tuş varmış arkadaşlar Fn tuşuna basılı tutup Ç, Ü, Yumuşak, G ve sağ ok tuşları var onlarla fare tekerleği görevi Gördürtebiliyorsunuz Ama e bu yapılmayacak bir şeydi. Çok basit bir ayrıntı. Dediğim gibi zaten bu cihazlarda mutlaka bir fare kullanmak şart. Ama mesela bizim o şu cihazda muhtemelen yapamayacağız. Şu cihazı hatırlayanlar vardır. Çünkü bunda teker görevi gören herhangi bir şey yok. Bunda basılı tutup yukarı aşağıya kaydırma yapabiliyoruz. inatta vesaire de. Bu kumandayı kullanıyorsak ne yapacağız? Geri diyeceğiz. Ana ekran döneceğiz. Tekrar kategoriye gireceğiz. Vesaire vesaire. Ama arkadaşımız bunu çözecektir. Şimdi Malum taraftayız. Burada da her içeriğin farklı farklı alternatifleri var. Mor 1'e girdim. Çalıştı. Mor 1'in alternatifi var. Çalıştı. Şöyle birazcık aşağılara kayayım. Mor 1'in bir alternatifi daha var. O da çalıştı. Öbür alternatifi de çalıştı. Öbür alternatifi de çalıştı. Gayet güzel. Bayağı bir alternatif var. Şöyle hatta geçiyorum. Bayağı bir 10 on tane yakın alternatif var. Mor 2. Mor 2'nin birinci alternatifi çalışmadı arkadaşlar. Mor 2'nin ikinci alternatifi çalıştı. Üçüncü alternatifi. Çalıştı. Görüntü kalitesi çok iyi. Açılma hızları çok iyi. Aşağıya doğru başka neler varmış? Mor 3, 4, 5. Max var. Max 2'ler. Haber, şeyler var, şeyler derken neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Farklı yerlerden çektiği için içerikleri, player'lar sta standart değil. Her bir tıkladığımızda farklı bir geliyor ama hepsi gayet güzel vallahi. Çalışma oranı %100'e yakın. Şu ana kadar sadece bir tane açılmayan bir şey oldu. Smart'lar da var, şöyle bir tanesine tıklayalım. Smart da en dertli, hani hiç doğru düzgün içerik olmayıp en dertli e, yayınlar onlarda oluyor. Genelde pek çok uygulamada çalıştıramıyoruz. Mesela Smart 2'nin birinci alternatifi çalışma. Smart 1 çalıştı ama Smart 2'nin ikinci alternatifi de çalıştı. Diğerlerinde zaten ağlarda, TRT'lerde, yıldızlarda falan sorun olacağını zannetmiyorum. Yabancı içerikler de var. Bir tanesine tıkladım. Bu açmadı. Alternatifine tıkladım. O açıldı. Evet. Baya sağlam içerik var. Her bir içeriğin mutlaka çalışan bir alternatifine denk geldi. Morların hemen hemen hepsi çalıştı. Yani daha doğrusu denediklerim hepsi çalıştı. Diğerlerini denemedim. Yani %95'in %99'un civarlarında bir çalışma yüzdesinden bahsedebiliriz. Uzun metraj ve serilerin olduğu TV içeriklerini deniyorum. Kanal isimleri doğru. Açılmazı çok iyi. Görüntü kalitesi harika. Tabii büyük ekranda birazcık daha kalite düşecektir. Ama gördüğüm pek çok uygulama kadar başarılı arkadaşlar. Burada en çok rastladığımız şey şu oluyordu. Eskiden hele çok rastlıyorduk. Aile 1 diyor, tıklıyorsunuz, aksiyon geliyor, işte Aile 2'ye tıklıyorsunuz, başka bir kanal geliyor vesaire. Buna çok dikkat etmeye başladı arkadaşlarımız. Yani nereye tıkladığım zaman orada ne yazıyorsa onun geleceğini bilmem gerekir. Hani acaba ne çıkacak içinden diye. Çünkü bir yayın akışı da var bunların ve belki orayı takip edip bir şey izlemek arzusunda olabilirsiniz. O yüzden bunların doğru olması çok önemli. Liste bayağı güzel. Her yayın paketinden de içerikler var. Hepsi de şu ana kadar çalıştı arkadaşlar. Bir daha geri gideyim. Belgesel bölümüne gireyim. Belgeselde özellikle hepimizin çok arzu ettiği, yani izlemek istediği birkaç kanal var. Bunlardan bir tanesi tabii ki Wild. Tek alternatif var. Çalıştı. National çalıştı. Discover Science'ı ben çok beğeniyorum. Evet çalıştı ve bir uzayla alakalı bir şey var birazdan geri alıp izlemeyi düşünüyorum. ID çoğu zaman karşımıza çıkmıyor ama burada var. Çalıştı. History çalıştı. Earth çalıştı. Aşağı doğru gideyim birazcık da. Evet güzel bir liste var. Bu TLC ile DMAX'in ya buraya koyuyorlar. Açıkçası tam biliyorum. Bence bunların da yeri artık ulusal taraf. Evet burası da %100'de yani %100'de çalıştı. Tabi hepsine tıklamadığımız için %100 diyemiyoruz. O yüzden %100'müş gibi düşünüyoruz. Ee, burası neydi? Ekstra diye bölüm var. Burada ne varmış? Evet özetlerin olduğu bir bölüm. TRT İzle diye bir kısım. Ama tam ne yapacak bilemiyorum şu an. Beyaz bir ekranda kaldı. Ha, burada bir de şeyler var. Ee, uzun metrajlı serileri web siteleri üzerinde izleyebileceğimiz bölümler de var. Evet aynen öyle. Buraları da kullanabilirsiniz. Muhtemelen çektiği web sitesinin performansı orantılı bir şekilde çalışacaktır. Radyo tarafı varmış. YouTube tarafı varmış. YouTube neymiş? Tıklayınca Yani uygulama üstünden YouTube açtık. Zaten cihazlarımızda YouTube var. Bilmiyorum belki reklamsız falansa kullanılabilir. Dediğim gibi yukarıda da sosyal medya hesaplarına bağlantılar var. Uygulamaya ee, uygulamayla alakalı anlatacaklarım şu an için bu kadar arkadaşlar. Açıkçası ben çok beğendim ING'yi. Yani önü açık, çok basit bir hatası var. Onu bence arkadaşımız çok rahat bir şekilde halledecektir. Yani Az önce de söyledim. Aşağı indikten sonra tekrar yukarıdaki kanala çıkamama sorunu. Üst menüye çıkıyor çünkü kumanda oku. Ama fareniz varsa sorun teşkil etmiyor. Ya da geri gelip tekrar kategoriye girmeniz lazım. Ama yani yapılabilecek bir şey. Onu artık arkadaşımız çözecektir diye düşünüyorum. Yani orada şöyle bir sistem olacak. En üstteki kanala geldikten sonra bir daha yukarı yapınca üstteki menüye çıkacak şekilde ayarlayabilirse gayet güzel. Hatta üstteki menüyü kaldırabilir bile. Yani ana sayfa butonu olması da olur. Telegram, Twitter, Facebook linklerini de ana ekranda başka bir kategoriymiş gibi sosyal medya hesaplarımız diye oraya tıklayıp onun altına koyabilir diye düşünüyorum. Ama tabii kendi bileceği hiç. Bu da halledilecek bir şey değil. Ellerine sağlık diyorum arkadaşımın. ismi var mıymış? İsmi yok. Uygulamanın adıyla mail atmış. Gerçekten ben çok beğendim. Çalışma yüzdesi çok iyi. Görüntü kalitesi oldukça güzel. Ufak hata dışında tamamen kumanda uyumlu. Şu an için reklam gözükmüyor ama reklam koyarsa da koyacağı reklamlarında kumanda uyumlu olması onun için artı olacaktır. Ama bunu tabii ki reklam ağı gönderdiği için reklamları kendi elinizde olmayabiliyor. Yine de ben her zaman söylüyorum bu tarz cihazları kullanan arkadaşlar mutlaka bir kumandaya yani ekstra bir işaretleme aygıtına ihtiyaçları var. Sadece orijinal kumandayla da maalesef istediğimiz verimi alamıyoruz. Siz de ING ile alakalı lütfen düşüncelerinizi aşağı yazın. Çünkü muhtemelen arkadaşlarımız videoyu takip edecektir. Belki gelen sorulara cevap diyebilir. Belki olmasını istediğiniz şeyleri yazarsanız da onlarda uygulama eklenerek elimizde bence potansiyel olarak geleceği olan bir uygulama var. Dediğim gibi biz de elimizden geldiğince destek vermek için nasıl destek verebilirim? Her yeni güncelleme, değişikliklerde video çekerek bu daha fazla kişiye ulaşmasına sağlamak için elimden geleni yaparım. Artık yavaş yavaş videoyu sonlandıralım istiyorsanız. Her zaman söylediğim şeyleri söyleyeceğim tabii ki. Öncelikle bu arkadaşımız gibi siz de eğer bir uygulama geliştiriyorsanız şu an ekranda görmüş olduğunuz mail adresi üzerinden bana uygulamanızla alakalı kısa bir açıklama indirme linki gönderirseniz seve seve hiçbir karşılık beklemeden uygulamanızı tanıtıyorum arkadaşlar. Ayrıca sadece kendi uygulamasını yapanlar değil beğendiğiniz bir uygulama varsa onu da lütfen bana gönderin. O uygulamayı da tanıtalım ki uygulamaların hedefleri daha fazla kişiye ulaşmak olduğu için biz de videolar tanıttığımızda daha fazla kişiye ulaşmalar konusunda onlara yardımcı oluruz ve bu sayede daha uzun ömürlü uygulamalar kullanacağımızı düşünüyorum. Ve tabii ki kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Arkadaşlarınızı davet edip videoları onlarla paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.